Makarnanın tavuklu hali. 500 gram kuşbaşı tavuk. Şöyle şurada hemen açayım üstünü. 1 adet kuru soğanımız var. 1 diş sarımsak. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 1 çay kaşığı sirke. Yarım çay bardağı krema. Bunlar tavuk pişerken olacak. Marinasyon yapacağız tavuğumuza. Şöyle. 1 litre suyu makarnayı haşlayacaksınız. Biz tabii vakit olmadığı için önceden haşladık. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ettik. Zerdeçal, fesleğen ve tuzla. Şimdi ben bu tereyağıyla bunu biraz daha kavuracağım. Haşladığınızda zerdeçalla böyle sarı renkte bir makarna elde ediyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu kalan diğer malzemeler ise ettik. Şimdi hemen şöyle bir kap alayım. Burada şimdi tavuğu alıyorum. Şöyle. İkinci şifremiz hayatını efendim. İkinci şifre hayatını. Şu an ekranda görüyorsunuz. Siz de benim gibi kavga ettiniz mi çocuklarla? 15 tatilde her yer göçüyordu. Sabah temizliği yardımcı arkadaşlar geldi. Dedim ki bu evin hali ne? Baba yetişemiyorum artık. Hepsi de büyük. Küçük olsa diyeceğim ki kıyamam ben size. Büyük çocuklar. Ama dayak istiyor benimkiler artık. Ama çocukları dövmüyoruz, seviyoruz. Değil mi? Peygamber Efendimiz ne demiş? Çocukları dövmek yok. Onlar bize Allah'ın emaneti. Böyle biraz sinirlenince zaten onlar da benden korktukları için seslerini çıkarmıyorlar. Sonrasında sarımsağı rendeledik. Kekiği ilave ettik. Şöyle mis gibi nanesini, pul biberini, tuzunu koyuyorum. Ve sirke koyuyorum. Sirke çok güzel bir aroma veriyor. Şöyle. Ve buraya ne yapacaktık? Yağ gezdireceğiz. Şunları kaldırayım. Yağ ile de yumuşatacağız bir tık. Yani marine yapmış olacağız. Şimdi bu marine yapımında biliyorsunuz ne kadar dolapta bekletirseniz o kadar daha başarılı oluyor açıkçası. Bizim dolapta çok fazla bekletmeye vaktimiz olmadığı için biz hemen yapacağız. Tavuğumu da alttan alayım şöyle bir kızdırayım hemen hatta. Oraya da biraz yağ gezdireyim şöyle aman Allah'ım. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün bir saat içerisinde neler yapılıyor bakalım hep beraber göreceğiz. Şöyle bakın. Güzelce harmanlıyorum. Sonrasında bir şöyle mis gibi krema üstüne ilave edeceğim. Şimdi tavada birazcık soğanımı karamelize etmek istiyorum. Şöyle soğan bıçağımı alayım. Soğanı böyle piyazlık doğrayacağım. Şöyle zarını da aldım. İnce piyazlık şekilde yapabilirsiniz. Küp küp de olur. Ama piyazlık böyle hafiften dişe geldiğinde ben soğan lezzetini çok seviyorum yemeklerde. Size de nacizane tavsiyem biraz daha bu tarz soslu tariflerde iri tutarsanız çok daha başarılı olacaktır. Tavamız ısındı. Ocağımı aldım. Şöyle. Ve burada tavam çizilmesin. Hemen bir odun tahta kaşık alayım. Şöyle bir burada hafiften bir pembeleştireceğim. Bu iyi doğranmamış. Böyle. Bunun üzerine tavuğumu bırakacağım. Tavuğu yaklaşık dolapta nacizane tavsiyem bir 40 dakika bekletin. Üzerini streçleyip dolaba kaldırın. Orada bu şekilde unutun ki bu baharatların da lezzeti birbirine geçebilsin. Çünkü lezzet içe geçmediğinde istediğiniz sonucu elde etmeniz imkansız. Burada da ne yapacağım? Haşlamış olduğum makarnamı görüyorsunuz. Tereyağı ile birlikte özleştireceğim. Evet. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün dışarıda yediğiniz o misler gibi özel soslu makarnalar var ya, bunları yapıyoruz efendim. Hem zerdeçalı kullanıyoruz içerisinde, hem
özel sosuyla birlikte. Bakın, efsane değil mi? Çok başarılı. Harika bir pratik tavuk yapıyoruz. En son aşamada krema ile birlikte tabii ki lezzetine lezzet katacağız. Evet. Birazcık daha pembeleştiriyorum. Soğanı ne kadar önden öldürürseniz böyle daha lezzetli oluyor. Tavamıza da ne yapıyorum? Tereyağımı ilave ediyorum. Oh. Mis gibi efendim. Ne yaptınız? Yorumları alayım. Yeni yayın saatimizi sevdiniz mi? Nermin'in Enfes Mutfağı'nın son gönderisinin altına paylaşabilirsiniz. Eğer sevdiyseniz efendim, bizden istediğiniz farklılıklar var mı? Bunları da söylerseniz bizim aslında işimizi kolaylaştırmış olursunuz. Biz güzel bir böyle planlama yaptık. Bundan böyle sizler için malum önümüzde artık Ramazan. Allah nasip eder ise bugün Regaib Kandili 3 ay içerisinde Ramazan-ı Şerif'e ulaşacağız. Sevdiklerimizle inşallah. Güzel bir Ramazan ayı, pandemiden kurtulmuş, hep birlikte açıyorduk ya, öyle bir iftarlar nasip olsun inşallah. O kadar güzel iftarlar yapıyorduk, böyle küçüklüğüme gittiğimde bakıyorum, gerçekten çok özlüyorum o günleri. Evet, bence yeterli oldu. Şimdi böyle üzerine özel sosuyla tavuğumuzu buluşturuyoruz. Yalnız şu an ekranda nasıl gözüküyor? Çok sevdiğim bir lezzettir tavuk. Hayatımdan çıkaramam yani. Etten ziyade tavuğu daha çok tercih ediyorum. Çünkü hem daha uygun hem de çocuklar sanki biraz daha fazla seviyor. Bu da benim işime geliyor yani açıkçası. Tavuğu böyle güzelce marinasyon yaptıktan sonra soğanla birlikte hafiften kızartacağız. Az yağda. Hiç yağlı değil efendim. O yüzden rahat rahat yapabilirsiniz. Kalorisi de düşük olacak. Mis gibi. Burada bakın yağımızı kızdırdık. Tavuğumuzu burada birazcık pişireceğiz. Şöyle. Çok güzel bir koku şu an stüdyomu sardı. Bunun üstüne ben şimdi kapak ayarlayacağım bulabilirsem. Şöyle birazcık kendi sıcağıyla pişsin istiyorum. Evet. Hem pratik hem şipşak. Yani bu yemekleri bugün yapmanız bakın bir saatinizi almayacak. Ben de bir saat içerisinde hazırlıyorum zaten görüyorsunuz. Böyle çok yorulacağınız tarifler değil de biraz daha hayatınızı kolaylaştıracak tarifler. Burada yağını eritmiştik. Bakın makarnayı içerisine bırakıyoruz. Zerdeçalla birlikte sabah haşladılar. Şöyle. Onu tereyağıyla lezzetlendireceğim. Bakın zerdeçalın rengi inanılmaz güzel oluyor. Burada bir miktar ben ne yapacağım? Karabiber kullanacağım. Şöyle. Makarnaya lezzet vereceğim. Tuzlu zaten pişirirken atmıştık. Şöyle. Birazcık harmanlayacağım. Bir yanda da tavuğum pişmeye devam ediyor. Sonrasında bu servis yaparken aynı dışarıda yediğimiz salatalar özel firmaların güzel restoranlarında yediğimiz tavuklar gibi bir miktar tavuk, bir miktar makarna ve salatayla lezzetlendireceğiz. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten soğanla birlikte özdeşiyor. Evet. Karıştırmaktan daha kolayıma geliyor çevirmek açıkçası. En sonunda da şöyle salatasını hazırlayalım. Hadi gelin. Tavuğumuz pişerken. Ha, uyudu kapak. Makarna da hazır ya. Of. Nasıl bir lezzet? Gayet iyi. Bugün menü benden. Efsane. Beğendim. Harika. Kremayı en son aşamada koyacağız. Bir yandan da özel hatıralar yıkılmaya çalışıyoruz efendim. Fotoğraf çekiyoruz. Bir yandan da fotoğraf çekiyoruz. Evet. Burada şöyle salatamızı makarnamızın yanına kullanacağız. Güzel bir şık tabak yapacağız beraber. Güzel, girişi güzel.
doğruyoruz kıvırcığımızı. Şöyle aldık. Üzerine tabii ki mısırımızı ilave ediyoruz. Benim korkulu rüyam Rende ile biraz buluşmak zorundayım. Bunları da hemen alayım. Hop. Tavuk suyunu çekene kadar pişecek. Rendemiz çekmecede miydi? Rendemiz neredeydi kızlar? Rende. Gördüm katil Rende'yi. Bakalım bugün elimi kesecek miyim? Bütün ekran bana kilitlensin. Bakalım Nermin bugün ne yapacak? Yok, öbürüyle imtihan halindeyim. Bununla yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim dersem hiçbir şey olmaz. Serpil de yok ki yarısını ağzına atsın. Ben de havucu oldum olası hiç sevmezdim. Yani kütür kütür yiyemem öyle tavşan gibi. Ama salatalarda seviyorum, yemeklerde seviyorum. Yüksel sen yer misin bugün? Sana Yüksel de sevmiyor bak, aynı keyifler. Yüksel de sevmiyor. Hop. Bu kalsın. Ben fazla şansımı zorlamayayım. Güzel rendeledim maşallah. Bak bismillah deyince böyle, bakın Allah işimizi kolaylaştırıyor. Besmele'yi hayatımızdan çıkarmayacağız. Su içerken, yemek yerken, yemek yedikten sonra elhamdülillah. Ya bunlar şükür duaları aslında ve bizim hayatımızı kolaylaştıran dualar. Bu akşam Rabbimin bize bol bereket bahşedeceği, yardımlarını bağışlayacağı bir gece. Ne yapacağız? Oturacağız, dua edeceğiz. Allah'ı anarken de gerçekten isteyerek, böyle içten gelerek dua ettiğimizde, o zaman bakın dualarınız nasıl kabul oluyor. Hafif tuz, lezzetlendiriyorum. Hafif yağ. Bakın burada nar ekşisi, limon çok yakışır. Ben hani kullanmayacağım ama nar ekşisi ve limon da eklemeyi ihmal etmeyin. Bu da garnitürü olacak makarnamızın. Güzel bir tabak yapacağım şimdi. Üçünün buluşacağı. Şöyle uzun tabaklarınız varsa onlarla da çok güzel oluyor bu sunum. Tezgahımı da toparlayayım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani şu anki şu koku. Şu koku. Mutfakta lezzet var. Lezzetin sırrı burada. Bu tencerenin içerisinde ne yaptık gördünüz. Sadece şipşak bir marinasyon yaptık. Makarnayı zerdeçalla haşladık. Tereyağıyla kavurup az karabiberle tatlandırdık. Burada da soğanı önden karamelize edip yağda, çok azıcık yağda tavukları üzerine koyup kızarttık. Şimdi üstünü açtım. Tavuklar neredeyse pişti. Bir miktar, bakın şu içindeki suyu görüyor musunuz şu an? Evet, ekranda gözüküyor. Şu suyunu çektirmenizi istiyorum. Hiç su kalmasın içerisinde. Bir de bunun içerisine hafif zerdeçal yine atabilirsiniz. Hani rengini böyle sarı yapmak istiyorsanız çok güzel olacaktır. Şimdi tavuk pişerken yine son aşamada kenarda tutmuş olduğum kremayı gezdiriyorum. Bugünkü kremalar da maşallah ne kadar sert. Soğuktan herhalde. Hiç süt gibi değiller. Evet. Şöyle bakın, kremayla da özel kremalı bir tavuk haline dönüşüyor. Hani evde bu lezzetleri yapmak sadece dakikalarınızı alır. Emin olabilirsiniz. Sadece dakikalarınızı alabilir. Tavuğumun birazcık daha kremayla özleştireyim. Bakın. Nasıl? Krema çok güzel. Kremayla çok lezzetlenecek. Sen bak böyle ön yargılı davrandın. Yüksel Bey'le görüşüyoruz şu an efendim. Kendi kendine konuşuyor kadın demeyin. Kremayla tatlandırdığınızda daha güzel oluyor. Yüksel Bey böyle ön yargılı oluyor mu? Sorunca aa güzelmiş diyor. Gelenekçiyiz. Hepimiz gelenekçiyiz ama arada bu şık sunumlara da ihtiyacımız var yani. Çünkü çocuklar istiyor. Anneler ne yapsın? Dışarıda bir dünya bunun bir tabağı. Şimdi bir yapıyorsun, bütün ev halkı doyuyor. Evet. Ya bir şey söyleyeyim mi?
ekmeğini ban ye. Yani makarna da yapma. Sıcak bir ekmek yap evde. Çocuklar da evde. 15 tatil. Bakın. Hiçbir şey değişmem ya. Anne lezzeti. Hem sağlıklı, hem pratik, hem de ekonomik. Daha ne olsun? Şimdi bunu alıyoruz. Tabağa bakın efendim. Lokanta usulü. En kral yerde yediğiniz tabakları aratmış. Bir de bol. Elimiz bol kepçe. Bakar mısınız? Dışarıda bu kadar koymazlar efendim. İki lokma koyuyorlar. 6-7 tane. Tamam. Bu sana yeter. Bak. Of. Bakar mısınız? Bak ne diyor? O paketlilere verdiğim diyor. Bir avuç yemek. Bakın. Yanına da şöyle salatası. Buyurun efendim. Deneyeceklere afiyet şifa olsun. Akşam yemeğiniz benden. Akşam yemeğiniz benden. Valla şurada 3 kişilik aile, hatta 4 kişilik aile, biz yarım porsiyon gibi yaptık. Rahatlıkla doyacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.